notları ile karşınızdayız efendim. Evet, küresel piyasalarda bir satış baskısı ve içeriye de yansıdı ki aslında buradaki kasırga Asya piyasaları başta olmak üzere tarihi düşüşleri beraberinde getirdi. Sıra dışı bir gün yaşıyoruz. Küresel piyasalardaki satışlar, özellikle sert satışlar içeride de yine seansın başlamasını, devre kesicilerle başlamasına sebep olmuştu. Peki küresel piyasalarda bir kasırga mı yaşanıyor ve bunun yanı sıra bu geride kalacak mı, yoksa bu büyüyerek devam mı edecek? Rabobank'a gidiyoruz ve kıdemli FX stratejisti Jayn Foley bizlerle birlikte. Welcome to our Merhabalar, programımıza hoş geldin Jayn. Çok teşekkürler. Evet, şimdi küresel piyasalarda bir satış var ve bunu nasıl yorumlarsın, neler düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Evet, şu an itibariyle farklı faktörler bir araya geldi son birkaç günde, öyle düşünüyorum. Ve tabii ki bir şekilde Japonya Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde ne kadar şahin olabileceğine dair beklentilerin değiştiğini de görüyoruz ki büyük değişiklikler var. Ve geçen haftanın erken zamanlarında yapay zekaya da baktık ve çok farklı şirketler, Intel örneğin, orada son dönemde piyasalarda bazı sorgulamaya yol açtılar. Yani bir şekilde bir teknoloji balonu oluşuyor mu oluşmuyor mu diye. Dolayısıyla son bir yıl içerisinde yapay zeka teknoloji tarafında meydana gelen o heyecanın bir karşılığı var mı, bunu sorgulamaya başladılar. Ve sonrasında ABD verisi kötü geldi Cuma günü. Tüm bu faktörler bir araya gelince bir satış tetiklenmiş oldu ve bu da tabii ki bir şekilde kendi kendine hız kazandı ve sonrasında da biraz daha likiditasyonun olduğunu görüyoruz. Burada nakde geçiş olduğunu görmek mümkün oluyor son birkaç seanstır. Ve tabii burada örneğin Fed'den bir faiz indirimine olağanüstü bir toplantıda yapacak mı, yapmayacak mı? Bu gerçekten de çok farklı bir adım olurdu. Bunu takip edeceğiz. Aynı zamanda yenideki hareketler izlenecek. Evet, sence bir olağanüstü toplantı gerçekleşir mi Fed'den, ne dersin? Bence eğer Fed faiz indirimlerini hızlı bir şekilde gelecek hafta ya da işte iki hafta sonra, yani Eylül toplantısından önce bir şekilde indirime giderse, o zaman panik artar gibi geliyor. Çünkü burada Fed'e olan güvenilirlik sorgulanmaya başlanabilir. Çünkü burada geçtiğimiz haftaki toplantıda çok açık bir şekilde bir politika mesajı verdi. Ama bu piyasalar tarafından çok fazla kabul edilemedi. Çünkü burada 31 Temmuz'daki verdiği mesajlar mantıklı bir çerçevede verilmişti ve işte şu an itibariyle piyasa bunu sonrasında nasıl takip edecek ve işte Fed'den diyelim ki bir faiz indirimi geldi, o zaman daha mı iyi bir şekilde performans görecek? Bu bir soru işareti. Ancak bence bir olağanüstü toplantıyla faiz indirimine giderse bu piyasalarda daha fazla paniğe yol açabilir. Peki yen tarafına baktığımız zaman orada nasıl bir süreç göreceğiz ve dolardaki beklentiler nasıl? Evet, dolar bir nokta, piyasalar Eylül faiz indirimi beklemeye başladığından bu yana biraz daha aslında aşağı geldiğini görüyoruz. Özellikle daha fazla bir faiz indirimi olması, yani şimdiyle yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi beklentileri doları zayıflattı. Ama tabii ki burada verilere bakmamız gerekecek bu görüşü desteklemek için. Bugünkü ISM hizmetler verisi çok çok kritik olacak piyasalar için. Tabii ki orada istihdam kalemine bakılacak. Aynı zamanda burada haftalık işsizlik maaşı başvuruları perşembe günü geldiğinde nasıl gelecek, buna bakacağız. Fed yetkili aynı zamanda piyasalara sakinleştirici mesajlar verecek mi? Bu da önemli. Yani önümüzdeki birkaç seansta bir şekilde
belki yani dolara olan talebin arttığını görebiliriz ve piyasalarda biraz daha sakin bir ortam olabilir. Jane Foley, çok teşekkürler bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet, Rabobank kıdemli FX stratejisti Jane Foley ile birlikte özellikle küresel piyasalarda yaratılan dalga boyunu konuştuk ki küresel piyasalarda özellikle sorduğum soruda bir acil karar, Fed'den acil karar gelecek miydi? Çünkü tahvil piyasası aktörlerine baktığımız zaman takvim öncesinde olağan dışı bir takvim öncesindeki olağan dışı faiz indirimine gitmesini %60 ihtimalle fiyatlıyor. Bu da şaşırtıcı piyasalar nezdinde Jane Foley ile tedirginlik yaratı dalga boyu yükselir şeklinde cevap verdi diyelim ve içeriğiyle dışarıyı biraz korelasyonunu konuşalım. Kolenli Menkul Değerler Araştırma Analisti Sadullah Çalışır bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, şimdi küresel piyasalardaki bu dalga boyu bugün getirdi bize aslında piyasalardaki %5'lik satışı an itibariyle devre kesicilerin çalıştığını da takip ettik. Bugün an itibariyle bakıyorum %5,5'luk satış yüzdesinin tamamında da negatif bir fiyatlama var. Küresel piyasalardaki çalkantı bu kadar mı etkiledi? Daha da devamı gelir mi? Evet, aslında Cuma günkü satış baskısı da biraz buna paraleldi. Biraz sistematik riski hatırlattı piyasa bize. Yani içeride belki uzun zamandır yabancı yatırımcı yok. Bizim dolayısıyla küresel piyasalarla olan korelasyonumuz da uzun süredir düşüktü, yok seviyelerindeydi. Ancak Cuma günkü satış baskısı ve bugün devam eden satışlar biraz küresel taraftaki risk off moduyla ilişkilendirilebilir. Biz de buradan payımızı aldık diyelim. Hı hı. Yani bu fiyatlamaların içerideki herhangi bir gelişmeyle alakası yok. Ancak küresel piyasalardaki hisse piyasalarını etkiliyorsa bizi de şu an onlar etkiliyor diyebilirim. Buna jeopolitik riskler de diyebiliriz. Carry pozisyonları da diyebiliriz. İşte Amerika'daki anketlerdeki diğer tarafa dönüşler de diyebiliriz. Ancak biz de uzun zaman sonra küresel piyasalara koreli hareket ediyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi CDS'e bakıyorum, 304 bas puanlık bir artış var. 5 günde %15'lik bir yükseliş var CDS tarafında 5 yıllık kredi risk priminde. Günlük ise %3,90'lık bir yukarı yön söz konusu. Burada daha yavaş inerken çok hızlı bir şekilde yukarıya attığını görüyoruz. 300 bas puanın üzerindeki fiyatlama dikkat çekiyor. Şimdi bu da beraberinde hem para birimleri başta olmak üzere sermaye piyasaları üzerinde de bir satış baskısı yaratırken özellikle bunu bir alım fırsatı olarak görebilecek bir kesim de var, yoksa bir bekle gör durumunda olan da var. Yatırımcı şu an içeride pozisyonda ne yapmalı? Evet, içeride kalan pozisyon, yani bu tarz günlerde aslında bir şey yapmamak, yani çok klişe evet bunlar, bu tarz açıklamalar ama gerçekten böyle yoğun satışların olduğu günlerde karar vermek için uygun anlar değil. Yani çok kısa zamanlarda çok büyük değişkenler olabiliyor. O yüzden pozisyonda olan birisi, yatırımcı için açıkçası pek bir şey yapmasına gerek yok. Sonuçta bu fiyatlamaların buralarda kalıcı olmasını beklemiyoruz orta uzun vadede. Dolayısıyla sizin alım gerekçenizi değiştirecek bir gelişme olmadığı sürece bugün bu tarz durumlarda da bir şey yapmanıza gerek yok. CDS tarafı da evet 255 bas puanlara kadar gerilemiştik. 3-4 yılın dip seviyelerinden çok hızlı bir şekilde 300'ün üstüne geldi CDS tarafı ama gelişmekte olan ülkenin tamamında tüm CDS'lerde bir şey var, yükseliş var. Biz de biraz sanırım o taraftayız. Yani bizim fiyatlamalar da biraz ondan kaynaklanıyor taraftaki. Peki şimdi burada elbette biraz beklemek modunda olmamız gerekiyor dediniz. Şimdi içeride pozisyonda kalan yatırımcı bugün işte zaten faizleri konuşmuyoruz ama enflasyon verisini de karşıladıktan sonra daha sıkı para politikasının devam edebileceğine yönelik beklentiler karşısında da bir miktar daha onun ötelendiğini görünce de Borsa İstanbul'da yükseliş trendinin de daha farklı tarihlere ötelenebileceğine yönelik beklentisini ortaya çıkardı. Buna katılıyor musunuz? Ya şöyle, bizim görüşümüz orada şuydu. Biz bir hikayeye satın almanın maliyetinin hala yüksek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla erken bir faiz indirimi de beklemiyorduk. Piyasa geçtiğimiz ay başında aldığımız 1.64'e çok fazla anlam yükledi. Her ne kadar hem Merkez Bankası Başkanı hem Başkan Yardımcısından sert açıklamalar duysak ve şahin açıklamalar. Piyasa orada faiz indirimlerinin direkt olarak pozitif etkileyeceği sektörlerde iyi bir fiyatlama yapmıştı geçen ay. Ay biterken hem
gelen Şahin açıklamalar hem de bu sabah aldığımız veri sanırım o tema değişimi için henüz erken olduğunu bize gösterdi. Dolayısıyla biz içeride hala işte sene başından bu yana endeksi sürükleyen temanın bir süre daha endekste yön belirleyici olacağını düşünüyoruz. Henüz herhangi bir tema değişimi için erken. Merkez Bankası ilk hedefine, yani bu seneki hedefine ulaşmadan bir güvercin adım atmayacaktır. Buna yönelik bir mesaj da vermeyecektir. Dolayısıyla içeride biraz daha 30-50 ağırlıklı hareketin bundan sonra da endekse yön vereceğini düşünüyoruz. 30-50 evet, BIST 30, BIST 50 ağırlıklı. Evet, yani şimdi peki burada BIST 30, BIST 50 dediğimiz noktada işte diğer sektörleri bir miktar daha saf dışı bırakmak gerekiyor. Daha halbuki biz dezenflasyon sürecine girdiğimiz süreç içerisinde, yani dedik yılın ikinci yarısından sonra dezenflasyonist bir sürece giriyoruz ve orada bu süreçten pozitif etkilenebilecek sektörler olabilir dedik. O halde bu temayı biraz öteliyoruz, öyle mi? Evet, ya biraz ötelemek gerekiyor. Yani içeride bunu yönlendirmesini merkezin yapması gerekiyor. Evet, enflasyon düşüşü var ama şunu da unutmamak lazım. Bilançolar artık enflasyondan etkilenmiyor. Yani hepsini arındırıyoruz zaten. Dolayısıyla o geçmişteki enflasyon temalı fiyatlama hareketlerini artık beklememek gerekiyor. Tüm bilançolar, yani bir 30 Doğru. şirket hariç zaten hepsini enflasyondan arındırarak açıklanıyor artık. Yani bundan sonraki süreçte ne belirleyici olacak? Açıklanan aylık enflasyon verileri Merkez Bankası'nın hedefleriyle, patikasıyla uyumlu mu? Yani biz aslında o yüzden yaz döneminde biraz daha yatay bir bant bekliyorduk. Yani yatay olmadı işte ama çok ciddi. Ben hep şöyle dolar bazlı 300-330 dolar aralığını artı eksi 5 dolar şeklinde bu bölgede kalacağımızı düşünüyordum. Yukarıya doğru böyle 340, %1,5'luk bir köpük oluştu ama aşağıya da şimdi biraz daha fazla köpük oluştu. Burada bu da işte sistematik riski bize hatırlattı. Ancak bu bölgelerde de endeksin çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyoruz açıkçası. Yani bankacılık endeksine bir tepki gelir. Evet, tepki geleceğini düşünüyoruz. Peki dolar bazlı da bunu zaten hedefimize çok da fazla uzaklaşmadık. Bu süreçte bir tepki alımı olacaktır dediniz. Peki şimdi o halde şirket seçerken yatırımcı bu saatten sonra neye dikkat edecek? Kısa vadede bence bu tarz dönemlerde işte almak istediğiniz ama elinizin gitmediği fiyat şirketlerde böyle iskonto oluşabiliyor. Satışlar genele yayıldığında örnek veriyorum, siz bir şirketi beğeniyorsunuz ama fiyatlamasını kaçırdınız. Bu tarz dönemler yeniden o sektörlere giriş için imkan veriyor. Ancak bundan sonraki süreçte ne bekliyoruz derseniz, gıda sektörünün iyi kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Telekomünikasyon sektörü iyi kalmaya devam edecek. Kurun yatay seyri hangi şirketlere yarıyorsa o şirketler iyi bilançolar getirmeye devam edecek. Aslında savunma sanayi sektörü, yine savunma sanayi ve sağlık gıdanın içerisine eklenebilir. Bunlar talep destekliği olmayan sektörler. Özellikle hem küreselde hem de içeride büyümeye ilişkin risklerin arttığı ortamda görece güçlü finansallar açıklamaya devam edecek şirketler. Dolayısıyla buralarda bir süre daha kalmaya devam etmekte fayda var. Ancak bir süre daha, yani enflasyon merkezin hedeflerine yakın sayana kadar hareket yine BIST 30, BIST 50 ağırlıklı olacak gibi görünüyor. Peki, yabancı ağırlığını orada nasıl görüyorsunuz? Yani bugün işte yıla başlarken belki bambaşka bir senaryo öyleydik. Yani bugünden beklentimiz çok daha farklıydık. Küresel piyasalarda hatta yabancının bir getiri arayışında olabileceğine yönelik beklenti arttırırken bugün tekrar geldi oturdu güçlü dolar teması ve bu sefer ABD'de büyüme endişesi derken risk iştahında tamamen bir kapanan günden bahsediyoruz. Yani aslında yılbaşıyla bugüne geldiğimiz noktada yabancının beklentisine dair ters bir düşüncedeyiz. Dolayısıyla sağdolar çalışır. Yabancıyı hakikaten evet tahvilde bir girişini görüyoruz, güçlü alımları görüyoruz ama yabancının Borsa İstanbul tarafındaki bakışı hala %30'larda. Adımlar atılmasına rağmen. Buradan bir desteğin gelebileceğini düşünür müsünüz özellikle holding ve bankalar tarafından? Evet, düşünebiliriz. Yani kısa cevap verecek olursak biraz daha orta uzun vadeli periyot için bu seviyeler ve bundan sonra eğer fiyatlamaların şu anki gibi aksi yönde aşağı yönlü seyirin devam ettiğimiz senaryoda bence buralarda pozisyon ağırlık arttırılabilir. Ama yabancı
tarafı, yani Borsa İstanbul tarafına ne zaman yabancı kalıcı olarak gelecek? İşte bununla alakalı hep farklı söylentiler, beklentiler var. Ben tahvil tarafında bir rally daha yaşanması gerektiğini düşünüyorum Türk Lirası tahvillerde. Özellikle merkezin hedef enflasyonun Merkez Bankası'nın hedefine yakınsadığı senaryoda kısa vadeli tahvil tarafında yaşanacak bir rally. Bir süre daha, çünkü o taraf cazip kalmaya devam edecek. Oradaki getirilerin biraz daha eritilmesinin ardından bence yabancı yatırımcı Borsa İstanbul tarafında bundan sonra Merkez Bankası'nın haftalık menkul kıymet istatistiklerinde biz artık hisse tarafında ağırlık arttırdıklarını göreceğiz. Evet, şimdi bir son dakikamız var efendim. Erdoğan'ın Instagram'a erişim kısıtlaması olarak yapmış olduğu açıklama, haklı taleplerimiz karşılanırsa mesele kendiliğinden hal yoluna girecektir şeklinde bir açıklama vardı. Meta'dan da yapılan açıklama vardı ki özellikle burada Meta'nın da yine karşılıklı bir görüşmenin gerçekleştiğini söylemişti ve burada bunun yanı sıra Türkiye'de Instagram hizmetlerini yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini de söylüyor. Meta'dan yapılan bir açıklama diyelim. Önemli bir başlık olmaya son günlerde devam ediyor. Evet, bir tarafta da aslında şimdi Borsa İstanbul'da hep konuşuyoruz da tahvil piyasaları da. Yani en kötü geride kaldı mı küresel piyasalarda hep bu tartışmalar yaratırken özellikle yabancının tahvillere olan ilgisi Türkiye'de dikkat çekiciydi. Bunun tarafına nasıl bakıyorsun? Ya o tarafta şimdi tabii son CDS fiyatlaması çok hoş olmadı. Yani, evet. 304 bas puan şu an. Evet, ya orada uzun bir süre sonra hatta bir dönem pahalılık durumu da oluşmuştu Eurobondlar tarafında. Ancak bu mevcut seviyelerden sonra sanki yeniden o taraflar bir avantaj yakalanmış olabilir. Tabii fiyatlamalar çok sıcak, takip etmek gerekiyor yakın bir şekilde ama bu CDS'teki fiyatlamalardan orada ben tekrar bir marj açıldığını düşünüyorum açıkçası. Ama zaten sene başından itibaren orada iyi bir getiri oluşmuştu. O getiri bir dönem kapandı ama şu an tekrar sanki bir marj açıldı gibi orada. Evet, şimdi marj açıldı. O taraftaki fiyatlamada dikkat çekmeye devam edecek. Peki bunu son olarak bir de güçlü dolar teması devam eder mi? Ya şu anki beklentiler etmeyeceği yönünde. İşte dolar endeksi bayağı çok uzun süredir gelmediği seviyelere geldi. 102 puanlara kadar yakınlaşmış bir endeks var. Burada biraz piyasa fiyatlamaları değişti tabii. Resesyon beklentisi, işte Fed'den Eylül'ü bile beklemeden bir faiz indirimi gelecek durumu biraz bozdu bu temayı. Ama işte biz aslında ikinci çeyrek hani öncü verileri aldığımızda büyüme verileri iyi bir büyüme verisi gelmişti ABD tarafında. Bir anda fiyatlama resesyona döndü. Bence şu an piyasalar yani çok kaotik bir ortam. O yüzden hani mevcut işte cuma ve bugün izlediğimiz fiyatlamaların çok fazla bence kısa vadeli dışında yani orta uzun vadeli beklentileri değiştireceğini düşünmüyorum. Bence evet. Burada Fed biraz durumu soğutması gerekiyor. Burada Jackson Hole'a kadar bekler mi bilmiyorum ama biraz daha böyle açıklama yapıp bu piyasaların bu şey durumunu risk off modunu biraz dengelemesi gerekiyor. Yani güçlü dolar teması 2025'te bu kadar güçlü bir dolar göreceğimizi zannetmiyorum açıkçası. O da bizim açımızdan pozitif olacaktır. Evet, yani ama şu demek değil, acil bir FED toplantısı yok, da bu değil, çok daha değil, bu çok daha bir büyük bir fiyatlamaya yol açabilir diyor katılımcılarımız. Çok teşekkür ediyorum Sadullah Çalışır ederim. Katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için diyoruz ve Şant Manukyan'dan bir de yorum dinleyelim. Programı noktalayalım. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü küresel piyasalardaki satışların nedenlerini anlattı. Ayrıntılar haberimizde efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Cuma sabahının hareketi biraz zannediyorum piyasa tarafından göz ardı edildiği için bu oldu. Çünkü cuma günü biliyorsun açıklanacak olan istihdam verileri vardı. Dolayısıyla herkes oraya konsantre oldu. Hala da insanların gözünün orada olduğunu anlıyorum bu acil faiz indirimi beklentilerinden vesaire. Halbuki çok net bir şekilde cuma sabahı Japonya'da özellikle bankacılık endeksinin %10'lar civarında düştüğü bir ortamda makro fonların başı belaya girmeye başlamıştı. Bu sadece carry trade ile ilgili bir şey değil. Tabii ki yen hareketi de devam ediyor ama Japonya'da alınmış olunan hisse pozisyonları çoğunluğu carry trade ile alakalı değil. Ama aldığınız bir hisse mesela işte bu sabah Mitsubishi Financial gibi %20'ler düştüğünde tek gün içinde hem margin call'larla karşı karşıya kalıyorsunuz hem teminat olarak kullandığınız bu varlıkların değeri çok düştüğü için yine teminat tarafından sıkışıyorsunuz. Burası unutmamak lazım. Şimdi Çin piyasası
kağıt üzerinde ikinci büyük piyasa, ikinci işlem hacminin yoğun olduğu piyasa gibi gözükse de serbest bir piyasa değil. Dolayısıyla Japon piyasası biraz daha küçük olsa da 6 trilyon dolarlık bir piyasa ve muazzam bir likidite var. Dolayısıyla yabancı fonların burada çok aktif olduğunu görüyoruz. Eskiden daha doğrusu alıştığımız trade Amerika vadelileri Japonya'yı belirlerdi. Cuma günü bunun tersi oldu. Şu anda da tam tersi olmaya devam ediyor. Bu noktalarda ben vadeli piyasayı takip etmeye başlıyorum Japonya'da.